Hayırlı Ramazanlar sevgili izleyicilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim Akit TV ekranlarında sizleri tabii ki burada gördüğümüz için son derece huzurlu ve mutluyuz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Ramazan ayı hızlıca akıp gidiyor ama Ramazan ayında ibadetler kadar aynı zamanda tövbe etmek de bir o kadar önem taşıyor. Çünkü bugünlerde 1'e 1000 veriliyor değil mi? Ne kadar güzel, yüz binler, binler. Rakamlar oldukça coşuyor. Dolayısıyla tövbenin de inşallah en çok kabul olduğu ay yine bu ay. Öyle ki kendisinde Kadir Gecesi'nde barındırıyor. Yine aynı zamanda tövbe edeceğimiz gecelerden bir tanesi. Tabii ki tövbe etmek güzel bir olay. İnşallah Rabbim bütün yapmış olduğumuz hatalardan, günahlardan bizleri temizlesin. İnşallah kabul buyursun. Tabii tövbe edelim ancak tövbe canı gönülden olsun. Öyle gönülden olsun ki gözlerimizden yaş olup süzülsün. Kalbimizi titretsin. Arş-ı alayı inletsin inşallah. Hazreti Mevlana tövbe için, gözyaşı için bakın ne de güzel konuşmuş. Gel gönülden konuşalım. Gözyaşı kadar sıcak olsun sözlerimiz. Gözyaşı kadar içten. Gözyaşı kadar berrak. Usulca süzülsün ruhlarımızdan. Teker teker, tane tane. Coşkun ırmaklar kadar pak. Yetmezse bildiklerimiz, bilemediklerimiz için ağlaşalım. Gözyaşı rahmettir. Gözyaşı berekettir. Gözyaşı rağbettir. Gözyaşıyla tanışalım. Gözyaşıyla tutuşalım inşallah bu güzel Ramazan günlerinde. Evet sevgili izleyicilerimiz, bu seferki gözyaşımız inşallah temizlik için olsun. Tabii ki sizinle birlikte sofralarımız da bereketle dolsun. Yemeklerimizi hep birlikte yapmaya ne yapalım? Başlayalım mı? Tabii ki başlayalım. Bugün yine çok değerli misafirim bizimle birlikte. Sefalar getirdiniz sevgili izleyicilerimiz. Bugün sizinle birlikte çok değerli bir hanımefendi ustamız bize eşlik edecek. Tabii ki lezzetlerimizi yine hep beraber yapacağız inşallah. Kendisi doğma büyüme olmasa da inşallah Gaziantep'li ve Gaziantep lezzetlerini bugün bize sunacak. Efendim nasıl oluyor bu Gaziantep'lilik? Güzel oluyor. Anne Antepli, baba Kilisli. Her iki mutfağında hani biliyorum onlardan dolayı. Hı hı. Severek de yapıyorum. Kendim meslek olarak seçtim. Devam ettiriyorsunuz. Devam ettiriyoruz, evet. Oldukça şimdi, güzel. Evet. İstanbul Şef Platform olarak bütün aşçı arkadaşlarımla toplandık. Hı-hı. Bir çatı altında. Hı-hı. Hani aşçı arkadaşlarımız dışarıdan girmek isteyen olursa da onlarla birlikte. Yine yöresel lezzetleri. Yöresel, aynı zamanda herkes kendi, her kesime, evet, uygun lezzetleri, evet, de tanıtmaya amaçlıyorsunuz. Ve evet, bu platformlar da, bu tür dernek oluşumları da oldukça güzel. Çünkü ne yapıyor? Daha çok birlik, beraberlik, aynı zamanda daha tanışmayı da sağlıyor. Evet. Hem de lezzet herkes kültürdür. Kültürü, evet, de anlatmayı sağlıyor. Evet. Bu arada ismimiz Fatma Hanım. Evet. İsim, soyisim rica edebilir miyim? Fatma Anamur. Fatma Anamur. Fatma Anamur. Evet. Evet sevgili izleyicilerimiz, Fatma Hanım'la birlikteyiz. Fatma Anamur hanımefendiyle. Dilerseniz yemeklerimize başlayalım. Ne yapalım, tamam, bugün? Neler yapacağız? Kilis tava. Evet. Maş salatası, hı hı, firik pilavı, etli nohutlu firik pilavı, evet, ekşili malkıta, bir de fırın sütlaç. Bir de fırın sütlaç, evet, yapacağız. Tatlı hepsi olarak de birbirinden lezzetli ve gerçekten hepsi de yöresel yemeklerimiz. Öncelikle dilerseniz yavaş yavaş biz bu
Tepsi kebabımızdan başlayalım mı? Başlayalım, tamam. Evet, ne var ki tepsi kebabımızda? Neler lazım bize mesela? Bir şöyle dolabını karıştırsın evet, sevgili hanımlar. Evet. Ne var ne yok evde bulup çünkü getirsinler, beraber yapalım. Evet. Orta yağlı kıyma, patates, fırın tepsinin altına koyuyoruz patatesi. Evet, size şöyle kıymanın bir tepsi getireyim. Soğan, şöyle sarımsak, maydanoz, kırmızı biber. Kırmızı biber. Biraz baharatlar karıştırıyoruz. Pul biber, karabiber, tuz. Şöyle yapmaya başlayalım mı yavaş yavaş? Evet. Öncelikle kıymamızla başlayalım. Evet. Şöyle kıymamızı aldık, kabımıza koyduk. Buyurun Fatmancığım. Neler yapıyoruz şimdi? Rendelenmiş soğanımız var. Onu katıyoruz. Kaşık vereyim ister misiniz? Şöyle buyurun. Teşekkür. Soğanımızı ekliyoruz. Soğanımızı ekliyoruz. Sarımsak biraz da rendelenmiş içine koyuyoruz. Burada sarımsak biraz fazla sevgili izleyicilerimiz. İsterseniz evet. 3-4 adet bizim kullanabilirsiniz. Olmazsa olmazlardan. Şöyle kırmızı biber. Közlenmiş kırmızı biber. Sıra baharatlara mı geldi? Evet, baharatlarımız. Tuzu. Evet, tuzumuzu ekledik. Biraz pul biber acılı olunca güzel oluyor. Şimdi Antep deyince acılı olmadan evet, olmaz. Pul biber lezzet biraz da acıdan geliyor. Yani acının lezzetli olduğu yerdir Antep. Gerçekten sevilerek yenilir. Öyle ki kahvaltı bile acı biberle başlar. Evet. Başka ne koyuyoruz hocam? Bu yeterli midir? Maydanoz falan ekleyecek miyiz içerisine, yok mu? Maydanozu ilave edeceğiz biraz. Bu fırında pişecek tabii ki evet, bu arada. Evet, fırında. Alta patatesi koyuyoruz. Patateslerimizi önceden biz doğradık. Tepsimizi alıyoruz. Sıvı yağ biraz ilave edeceğiz. Şöyle size sıvı yağ ben gezdireyim. Evet. Tepsiye mi gezdirelim? Tepsiye, evet. Şöyle getireyim. Gezdirelim, evet. Patateslerle biraz beraber. Tuzla, karabiber, pul biber atıyoruz. Siz baharatları eklerken ben de yavaş yavaş fırınımı çalıştırayım. Evet, iyi olur. O da ısınmaya başlasın bu arada. Tamam. Şimdi bu yoğrulacak mı? O yoğrulacak, evet. Önce patateslerimizi bir yerleştirip ondan sonra kıymamızı yoğuracak. Patatesleri alt kısma koyuyoruz. Evet. Biraz yağladık sevgili izleyicilerimiz. Baharatla da biraz lezzetlendirdik. Güzelce şöyle bir yedirdik ve sıralamaya başlıyoruz. Çünkü hem bu taban kısmında olacak, kıymadan almış olduğu lezzetle yine aynı şekilde patateslerimiz lezzetlenecek. Bu arada tabii ki bu kıyma mecbur olduğumuz için artık İstanbul'da bulamadığımız evet. için normal yöresinde kıyma olsa, tercih ettik. Evet. Yöresel biraz yağlı olsa, olursa kıymamız daha lezzetli olur. Normalde Antep'te evet satır kıyma ve biraz kuyruk yağı az hı-hı. bir şey ilave olmazsa olmaz. Ama hani diyet, hani hastalık herkes dikkat ediyor. Onun için böyle. Normalde Antep'te evet. bir de Ramazan olduğu için. Duyduğum kadarıyla Antep'te şöyle de bir durum varmış. İşte kasap, kasabın yanında manav, manavın evet. yanında fırın mutlaka. Evet. Yan yana olur ve misafir ağırlaması da kolay olur o zaman. Neler yapılıyor mesela misafir ağırlarken Antep'te? Antep'te yani patlıcan kebabı, hı hı. lahmacun, kasapla yan yana olduğu için hani genelde erkekler yapıyor bu işleri. Evet, yapıyor bu işleri. Hanımlar söyler. Erkekler de siparişi verir. Evet, siparişleri. Bu kadar kolay. Hanımlar evet. akşama bunu pişirelim der. Erkekler de gider siparişi verir. En azından onu yapıyorlar sağ olsunlar. Evet. Hanımların gördüğüm kadarıyla Antep'te işi biraz daha kolay daha o zaman. Daha kolay, evet. Antep yemekleri ama tabii yorucu yemeklerimiz de var. Hı hı. Antep yuvarlaması, içli köfte. Bunlar daha zahmeti. Yorucu. Bunlar hani hem Ramazan için de güzel. Misafir ağırladığımız zaman. Evet, içerisinde elimizde sebze de var. Elimizde şekil veriyoruz böyle. Ve kolay da bir yemek. Evet, çok kolay ve çok lezzetli. Hiç zor değil. Yani şöyle vaktim yok, ne yapsam, ne etsem diye düşünen evet, için çok, çok pratik. Evet. Ve lezzetli. Nereden lezzetli? Antep usulü sevgili izleyicilerimiz. Ama biz bunu birazcık ev usulüne çevirdik. Mecburiyetten dolayı maalesef şehir hayatı bunu gerektiriyor ama dilerseniz böyle hazırlayıp fırına da gönderebilirler vakti evet, olanlar. Evet, tabii ki. Daha güzel olur. Çarşı fırını, odun ateşinde. Odun fırını, evet daha güzel olur.
o şekilde bir fırına siz gönderebilirsiniz. Çünkü biliyorum hanımlar memleketini özleyenler, özellikle memleket yemekleri yapmak isteyenler ne yapıyor? Bu şekilde yine fırınlara yemek gönderiyor. Özellikle Ramazan ayında pidenin yanında bir de tepsi kuyruğu var fırınlarda. Evet. İyice bastıra bastıra yerleştiriyoruz. 500 gram kıyma görmüş olduğunuz üzere neredeyse bir borcam tepsimizi doldurdu. Bereketi de içinde aynı zamanda. Üzerine bir şeyler koyacak mıyız? Koyacağız, evet. Yani neler koyacağız? Biber, üzerine domates, biber, falan. Domatesle bir de bıçak rica edebilir miyim? Tamam. Şöyle buyurun. Böyle kesiyoruz. Pizza keser gibi şekil veriyoruz. Hem kıymayı servisi kesiyoruz. Servisi de kolay oluyor. Evet. Pişmeden önce sevgili izleyicilerimiz, bakın dikkat edin. Pişirmeden önce evet, kesiyoruz. Çiğken. Ben bu işi çok sevdim. Çok kolay, çok lezzetli, evet. Çok pratik bir yemek. Ve ana yemek rahatlıkla tercih edebileceğiniz. Ben keseyim biberleri dilerseniz. Olur. Siz bana söyleyin ben ellerinizi yıkarken. Tamam. Nasıl şöyle şerit mi keseyim? Evet şerit keselim. Tekrar ikiye bölelim. Tamam. Çeri, siz ellerinizi yıkayabilirsiniz. Evet. Şöyle kesmeye devam ediyorum. Bu da Antep usulü tepsi kebabımız için şöyle... İnce şerit şerit biberlerimizi, çünkü biberler de üzerinde yerini alacak. Her ne kadar Antep'teki gibi lezzetli biberlerimiz olmasa da evet, şimdi yeterli bunları, bu işimizi evet. Görecek. Şöyle birkaç tane de yeşil biber vereyim, evet, ister misiniz? Evet, araya yeşil de katarsak hem renkli olur. Hem de görüntü muhteşem mi olur? Görüntü de güzel olur, lezzetli. Şöyle. Bu arada Antep'te dediğim gibi hanımların işi kolay, bir taraftan da zor tabii ki. Kadınların işi biter mi? Hiçbir yerde bitmiyor. Mutlaka evet. Ki yoğunlar. Aynı zamanda da Antep biberiyle de meşhur yine. Yemeklerin sanırım lezzetinin büyük çoğunluğu baharattan da geçiyor. Etinden, baharatından, taş fırında pişmesinden. Bunlar da etkiliyor evet, diyorsunuz. Evet, tabii ki etkiliyor. Çeri domateslerimizi ortadan mı bölelim sadece? Evet, çeri domatesleri de ortadan bölelim. Şöyle tabağımızdan. Birkaç adet çeri domates. Normal domates de olur değil mi hocam? Tabii ki olur. Yani çeri domatesin görüntüsü biraz güzel olduğu için. Görsellik önemli değil. Görsellik de, evet. Burada birazcık görselliğe özen verdik ama siz normal domates de yine evinizde yeterli. Varsa kullanabilirsiniz. Sorun değil sevgili izleyicilerimiz. Öyle. Oldukça güzel görünüyor bence. Renkler tam anlamıyla birbiriyle bütünleşti. Kırmızı yeşil. Kırmızı yeşil. Evet. Aynı zamanda altta etin rengi var. En altta da yine patateslerimizi sıraladık ve muhteşem bir görüntü oluştu. Bu şekilde direkt fırına mı gidiyor? Fırına atıyoruz evet. 180 derece fırında. Pişiriyoruz iyice. Yarım saat 40 dakika falan. Pişecek. Yeterli. Evet pişecek. Peki üzerine bir şey seriyor muyuz işte? Yok, hiç. Gerek yok. Folyodur, yağlı kağıttır, herhangi bir şeye İlk ihtiyaç yok. Olabilir, folyo olabilir. Hı hı. Evet. Yapmak istiyorsanız sevgili izleyicilerimiz bir miktar folyo koyabilirsiniz ama direkt bu şekilde de fırına gönderilebilir. Evet. Biz fırına götürüyoruz. Evet, fırınımıza verdik ve tepsi kebabımız pişmeye başladı. Şimdi hangi yemeğimizi yapalım? Ekşili mantı. Onu mu yapalım? Evet, şurada da ekşili etimiz var. Bıraktık. Tenceremizde mercimek, normal bildiğimiz kırmızı mercimek. Islattık. Evet, ıslattık. Koyduk. Sıcak suyla mı buluşturalım? Evet, sıcak suyla. Şöyle kontrol edin. Yeterli, tamam. Tamamdır. Bu bir şekilde biraz pişecek mi? Pişecek, evet. Bu pişerken o zaman firik salatamızda bir bakalım. Salatamız... Maş salatası. Maş salatası, evet. Pardon. Maş ve firik. İlk defa duydum sevgili izleyicilerimiz ama Antep'e has bir yiyecekmiş bunlar. Bu değişik bir fasulye çeşidi. Evet, maş fasulyesi. Hı hı. Lezzetli oluyor bayağı. Biz
Sadece salatalarda mı kullanıyorsunuz salatası bunu? Salatası oluyor, pilava oluyor. Hı hı. Yani salatası lezzetli oluyor. Özellikle salatasını yapıyoruz biz. Salatası evet, daha lezzetli. Çok güzel oluyor. Ve çok kolay pişen bir fasulye. Ben ilk duyduğumda ve dokunduğumda çok sertti. Elime aldım. Dedim herhalde bunun pişmesi bayağı bir zaman alır. Evet. Şöyle bir ıslatmak lazım. Ardından işte düdüklüye mi koysak ne yapsak diye. Halbuki o kadar çabuk pişen bir fasulye ki sevgili izleyicimiz çok kısa sürede pişebiliyor. Bu arada 10-15 dakika pişme süresi. Çok kısa bir sürede. Evet, evet dediğimiz gibi pişiyor. Pişiyor. Bir de burada firik var. Firik evet. Nedir bu firik? Firik buğday yeşilken toplanıp hı hı. Hani daha şey olmadan ateşe tutuluyor, köze çekiliyor. Köze tutup evet. Geri onun için böyle yeşil olarak bu buğday normalde. Bulgurla birlikte karıştırıp yapıyoruz biz onu. O şekilde bir evet. pilavı oluyor. O biz bugün pilavı. Bulgur, firik, aynı zamanda nohut ve et. Ekle hepsi buluşacak. Evet. Bu şekilde bir pilav halini alacak. Bu arada sütlacımız var. Dilerseniz bence önce sütlacımızı koyalım. Sütlacımızı evet koyalım. Sütlacımız için ne lazım? Şöyle tenceremizi getirdik. Bir çay bardağı kadar pirinç malzemelerimiz, 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, biraz nişasta, bir de vanilyamız var. Şöyle suyumuzu bıraktım. Önce pirinçlerimizi bir pişirelim hocam. Evet. Şöyle Fatma hocamla beraber yaklaşık 1 çay bardağı pirincimizi fırın sütlaç yapmak için tenceremizin içerisine aldık. Bu şekilde ne yapıyoruz? Önce pirinç bir taraftan yavaş yavaş pişmeye başlasın. O pişerken biz de salatamıza devam edebiliriz. Evet. Salatamızın haşlama işlemi tamamdır. Haşlama işlemi tamam. Şimdi taze soğanını, yeşilliklerini doğrayalım. Maydanozunu. Bu limon suyu falan da koyacak mıyız evet, içerisine? Limon suyu, tuz, gene biraz pul biber. Zeytinyağı. Şöyle bir miktar tamam. tuz ekeyim. Hı. Pul biber ekleyelim. İsot evet. da var. İsot ister misiniz? Olur mu buna? Yok, isot olmasa daha mı iyi? Evet. Kısırda hani bulgurlu şeylerde biz isotu kullanıyoruz. Daha çok. Evet, daha iyi oluyor. Şöyle zeytinyağımızdan da evet. koyuyorum bir miktar. Salatalığın kabuklarını soymuyorum. Çok taze, güzel. Daha lezzetli oluyor. Biliyorsunuz salatalık, sevgili izleyicilerimiz mutfağımızda bulunan salatalık neredeyse %90'ına yakını sudan oluşuyor. Dolayısıyla özellikle Ramazan ayında yemeklerinize salatalık tercih edin. Gerek cacık olarak gerek bu şekilde salatalarınız içerisinde tercih edin ki akşama kadar susuz kalacağımızdan dolayı vücut en azından su ihtiyacını bu karşılıyor. Şekilde karşılamış olacaktır. Dolayısıyla salatalık yemeye yine özen gösterelim. Hele bu sıcak havalarda çok iyi gider bence. Güzel bir cacık yapılsa evet. muhteşem olur. Evet hocam, bu mesleğe geçmek nereden aklınıza geldi? Bu mesleğe geçmek. Dedem aşçıydı benim. Evet. Babamın babası. Anne de aşçılık yaptı biraz, bir müddet. Ben de severek mutfağa giriyordum. O şekilde başladım. O şekilde başladım evet. Zor mu peki aşçılık, mutfak zor bir görev mi? Zor ama severek yaptıktan sonra zor gelmiyor hani. Tabii her işin bir zorluğu vardır. Ben çok severek yapıyorum mesleğimi. Hı hı. Mutlaka severek yapıyor ki ustalarımız. Biz de dışarı gittiğimizde o lezzetli yemekleri yiyoruz. Çünkü sevgilerini katıyorlar sevgili izleyicilerimiz. Sizin gördüğünüz kadar öyle kolay kolay pişip gelmiyor o yemekler oraya. Siz çok sabırsızsınız biliyorum. Evet. Tabii bunun içerisinde ben de varım. Kendimi de ekleyeyim. Çok hızlı bir şekilde yemek almak istiyoruz. Beklemek istemiyoruz ama ustalarımıza birazcık ben buradan saygı istiyorum açıkçası. Bu arada yemeği yedikten sonra biz restoranlarda kalkarmışız. Bunu da burada fark ettim. Hiç ustalarımızın eline sağlık demiyormuşuz sevgili izleyicilerimiz. Ben artık çok dikkat ediyorum. Nerede yemek yersem yiyeyim. Ödemeyi yaptıktan sonra diyorum ki şeflerimizin, ustalarımızın ellerine sağlık. Allah razı olsun. Selamlarımızı iletin. Her zaman bunu söylüyorum. Çünkü evet. arka taraf hiç düşünülmezmiş. Herkes ön planda görüntüye bakıp yemeğini yiyip ayrılıyormuş. Doğru. Genelde yaşıyor musunuz siz de bunu? Açık mutfak olunca hani mutfağa gelip teşekkür edip
giden oluyor ama hani bazen özellikle hani şu şu olsun bu olsun diyen oluyor. Dolayısıyla sizi de yer yer bir şekilde teşekkürlerini sunmaları oldukça güzel bir davranış. Daha motive ediyorlar o zaman. Evet, zor bir şey değil. Sadece bir teşekkür, bir teşekkür sizin edip, bir saniyenizi. Eline sağlık demeleri. Evet, bir saniyenizi bile belki almayacak bir durum ama onları çok mutlu edecek bir olay sevgili izleyicilerimiz. Görüyorsunuz her şey zaman istiyor, emek istiyor, hizmet istiyor, sevgi istiyor, sabır istiyor. Dolayısıyla siz de şeflerimize ne yapın? Saygı gösterin ve sadece bir teşekkür etmeyi unutmayın. O kadar ki bakın hemen taşlı. Yani o kadar dikkatli bir işleri var. Sabır isteyen, özen isteyen, dikkat isteyen hiç kolay bir iş değil. Böyle bir şey ki aynı zamanda o lezzeti her gün, her an tutturacaksınız. Kaynamaya başladım altımızın mercimeği. Bu şekilde pişmeye devam mı edecek? Evet. Robottan falan çekme durumu söz konusu mu bunda? Gerek yok. Sadece pişireceğiz. İçerisine ne ekleyeceğiz? Patatesler var. İçerisine mercimek tam böyle pişmeye yakın. Patatesimiz küp küp doğranmış. Onu ilave ediyoruz. Hı hı. Sarımsak, rendelenmiş sarımsağımız. Evet. Tam piştikten sonra limon suyunu o zaman koyuyoruz. Mercimek iyice açıldıktan sonra koyuyoruz. Ondan sonra üzerine zeytinyağı, biraz ince doğranmış sarımsak yağı da sararıncaya kadar. Bir kaşık un, pul biber, kuru nane koyup sos hazırlayacağız. Sos hazırlayacağız, evet. Evet, bu şekilde bir sos yapacağız ve ekşili malhıtamız da tamam olmuş olacak. Yine bu Antep'in mi, Kilis'in mi? Şimdi Kilis'le Antep yakınmış, dolayısıyla yakın. Hep... ama yani yemekler gene de farklı. Kilis mutfağı biraz daha Arap mutfağına yakın. Antep mutfağı daha farklı. Orada ekşili çorba diye geçiyor Antep'te. Evet. Kilis'te ekşili malhıta olarak geçiyor. Geçiyor, evet. Şimdi dediğim... Aynı çorba. Aynı çorba. Evet. Yapılış tarzları da birbirine yakın İsterseniz ama... İsterseniz bunun içine kuru patlıcan atılıyor. Veya pazı, semizotu, biz pirpirim diyoruz. Semizotuna. Evet, semizotuna. Onları da ilave edebiliyorsunuz patates yerine. Evet, pirpirim de ekleyebilirmişiz sevgili izleyicilerimiz. İyice yemeğimiz piştikten sonra ocaktan almadan. Almadan bir yani 10 dakika semizotu. Önce. Evet, semizotu. Evet. Hiç böyle zor bir şey değil. İsim farklı, yöreye göre isimler değişebilir ama her yerde... bulunabilen artık pazarların neredeyse hepsinde var, marketlerimizin hepsinde var. Üzerine ekleyebilirsiniz. Pirincimiz yine pişmeye başladı. Evet. Çorbamız kaynıyor. Salatamız bitti mi? Bu mudur? Salatamız limon, zeytinyağı ilave edeceğiz. Zeytinyağımızı ekledik. Birazcık limon. Evet. Hakiki limon sıkalım mı şöyle direkt üzerine? Evet, daha iyi olur. Aynen. Tuzunu eklemeyelim. Tuzunu sadece alt kısmına koyduk bu arada. Dilerseniz ne yapacağız? İftara yakın masaya koyduğunuzda tuzları da ekleyebilirsiniz. Ben şimdi koydum. Ama işte limon mesela kenarda durabilir yine aynı şekilde. Evet. Tuz yine aynı şekilde sebzeleri öldürmemesi için tam sofraya gelecekken ilave edebilirsiniz. Son olarak bir karıştırırız ustam onu. Tamam. Daha güzel bir şekilde. Evet. Sunumunu gerçekleştirmiş oluruz sevgili izleyicilerimizle beraber. Şöyle soframızın ortasına inşallah salatamız da yine yerini alacak. Salatamız ki çok doyurucu bir şey. Bence bunu bile yeseler yeterli. Diyet yani. Olarak da olur. Bu diyet yapanlar için. Diyet yapanlar için bayağı güzel bir salata. Evet, tercih edebileceğiniz güzel bir salata sevgili izleyicilerimiz. Siz yine aynı şekilde tekrar söyleyelim, salatamızı neyden yaptık? Maş fasulyesi. Maş fasulyesinden yaptık. Bulunuyor mu peki, İstanbul'da var mı? Marketlerde satılıyor, var. Bazılarına? Bulunur. Ben memleketten hani getirtiyoruz, biz Antep'ten geliyor bize. Evet. Ama marketlerde de var. Marketlerde de bulabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz, duydunuz. Sağ olsun bugün Fatma hocamız bize kendisi getirdi ki ta Antep'ten getirmişler. İnşallah siz ben nereden bulacağım diye düşünüyorsanız marketlerin pek çoğunda mevcut. Oradan da alabilirsiniz. Soğanlarını, patateslerini ekliyorum artık hocam. Bayağı bir pişti. Tamam. Patateslerimizi ilave ettik. Başka ilave edeceğimiz bir şey var mı? Başka ilave edeceğimiz biraz onunla birlikte bir 5 dakika daha kaynasın. Hı hı. Daha sonra sarımsağımız var. Sarımsağımız, evet. Sarımsağımızı atacağız içine. Biraz gene pul biber, az bir şey atabiliriz. Yağını, sosunu koyacağız sonra. Hı hı. Zeytinyağı.
ve sos hazırlayıp en son üzerine güzel bir sunum yapacağız. Bu arada burada etimiz haşlandı. Bu etimiz de yine bizim firik pilavımız için. Etimizin suyunu da yine pilavda kullanacağız. Ancak ne yapacağız? Kısacık bir reklam arasının ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Biz bu arada ekşili malhıtamızı güzelce pişirdik Fatma Hanım'la birlikte. Fatma Hanım, şimdi terbiyesini mi yapıyoruz? Son toparlama mı var? Evet, ne yağını, koyacağız? Yağını koyacağız. Hı-hı. Şöyle tavayı alayım ben. Pardon. Şöyle bir tavamız ocağımızın var. Ocağımızın altını yakalım. Bu arada sütlacımızın da sütünü koyduk. Yavaş evet, yavaş o da yine pişmeye başladı. Zeytinyağı biraz koyduk. Evet. Ekşiliği verecek olan limonumuz var. Evet. Üzerine sarımsağımız var. Evet, rendelenmiş sarımsağımız vardı. Çorbanın içine koyuyoruz. Buyurun, buyurun. Rahatınıza bakın hocam. Bir karıştıralım şöyle. Evet. Bol sarımsaklı ekşili malhıtamız. Limon suyunu da ilave ediyoruz. İçindeki patatesleri de pişti. Şöyle. Patatesler küp küp hala içerisinde duruyor. Limon suyumuzu ekledik. Ekşiliğini bu bol limon suyundan alıyor. Dilerseniz siz semizotu ya da pazı yine aynı şekilde içerisinde kullanabilirsiniz. Evet. Başka ne koyuyoruz? Sarımsak biraz doğruyoruz. Normal keseceğiz. Küçük evet. Küçük. Tamam. Küçük bir bıçak alayım ben. Öyle içine doğrasak ne olur? Şöyle tahtamız evet. Hocam. Buyurun. Teşekkür ederim. Yağımız bir taraftan kızıyor. Bu arada biz malhıtamızı artık ocaktan indirebilir miyiz? İndirebiliriz, evet. Ocaktan malhıtamızı indirelim. Ve firik pilavımızı da yine ocağımızın üzerine şöyle koydum hocam. Tamam. Tenceresini alalım. Pilavımızın tenceresini koydum. Bu arada et suyu da çok güzel kaynadı pilavımız için. Evet. Şimdi neyle başlıyoruz pirik pilavımıza? Pirik pilavımıza şöyle bir kase bulgurumuz vardı. Evet. Birebir ölçü oluyor. Pirik de ikisi bir. İkisi bir, evet. Sıvı yağ koyayım mı biraz tavamıza? Biraz sıvı yağ koyalım, evet. Tereyağı da biraz yeterli. Ekleyelim mi? Ekleyeceğiz, evet. Tereyağı da ekleyeceğiz. Bulgurumuzu atıyoruz. Evet. Burada kaynayan suyumuzu da alalım. Et suyundan da koyacağız içine. Tekrar. Bulgurumuzu ve fireğimizi koyduk. Şöyle karıştırıyoruz öncelikle. Nohutumuz var yine bir evet, su var daha haşlanmış. Tereyağı da atıyoruz. Burada bir kavurma işlemi mi yapacağız? Şöyle hafif biraz. Şöyle hafif. Ondan sonra et suyunu hemen. Etini et suyunun içerisine evet. Koyacağız ardından. Karabiber de atınca güzel oluyor. Pilavımızın içerisine. Evet. Şimdi bol acılı yedikleri için dediğimiz gibi Antep usulü ve Kilis usulü yemeklerimiz var bugün. Tuzumuzu da attık. Şimdi kaynayan et suyumuzdan biraz ilave edeceğiz içine. Şöyle evet, kepçe hepsini. Verelim. Hepsini mi koyayım direkt? Evet, hepsini koyarsak çok iyi olur. Koyalım hocam. Şöyle getirdim. Tamam. Bakın hepsini. Hepsini alalım. Tamam. Yeterli midir? Yeterli, evet. Hepsini koyduk. Etlerimiz de sıcak pişti. Haşlandı ayrı bir evet, bölmede. Ayrıyeten haşlanmış nohutumuz vardı. Onu da ilave ediyoruz. Evet. Bir su bardağı nohutumuz da yine pilavımızın içerisinde yerini aldı sevgili izleyicilerimiz. Bu arada kilis tavamız ne durumda? Ben şöyle bir merak bir bakalım, ettim. Kırmızı. Bir bakayım ona evet. Da. Evet. Kilis tavamız neredeyse pişmiş. Çok az daha bırakmayı düşünüyorum hocam. Şöyle patatesleri de birazcık alttan kızarsın. Neredeyse pişmiş. Evet. Artık kapağını kapatabiliyor kapağını, muyuz? Evet, kapatalım.
karabiber ekledik, tuz ekledik. Sevgili izleyicilerimiz, nohutumuzu koyduk. Et en son aşamada eti mı? Eti üstüne koyacağız. Evet, üstüne koyacağız. Etimizi sunum aşamasında. Sunum aşamasında, evet. O zaman kapatalım kapağını. Kapatalım, evet. Suyunu çekene kadar pişsin. Bu çok farklı bir şeydi. Firik aslında çok bildiğimiz buğdaylardan oluşuyor ama buğdayın yaş haliydi. Evet. Yaşken hemen o ateşi közde kurutuluyor. Kurutuluyor. Böyle bulgurla birlikte karıştırılıp pilav oluyor. Pilav oluyor. Farklı, evet. Bir pilav istiyorsanız, arıyorsanız işte size firik pilavı. Bıktım artık bulgur ya da pirinç görmekten diyorsanız. Çok da sağlıklı. Bunu vereyim ben size. Tamam. Şöyle tutabilirsiniz hocam. Tamam. İçine pul biberimizi atıyoruz. Şöyle bir miktar pul biber. Evet. Ve kuru nanemizden. Sarımsaklar muhteşem koktu bu arada. Evet. Pul biberimiz. Dolu dolu bir tatlı kaşığı. Bolca nane olacak. Bolca şöyle. Evet. Şöyle kavurup çorbamıza ilave ediyoruz. Direkt çorbamızın içerisine koyduk. Sos olarak üzerine ayırmadık. Direkt içerisinde buluşturduk. Şöyle getirelim sevgili izleyicilerimiz. İyice görsünler. Evet. Bu lezzeti oldukça güzel görünüyor sevgili izleyicilerimiz. Farklı bir mercimek çorbası tarzı gibi ama bu ekşili malhıta. İçerisinde bol miktarda sarımsak, bolca zeytinyağımız var. Kuru nanemiz. Kuru nanemiz var, baharatlarımız var. Daha ne olsun, lezzetin evet, hepsi burada buluştu bugün. Evet. Ve o artık çorbamız olacak. Sütümüz kaynamış. Oh, oh, hocam. Pişirdik yine. Nazar var galiba evet, bugün. Evet, bilmiyorum. Ne dersiniz? Şöyle hocam, arkaya alalım hocam tamam, onu mümkünse. Hemen. Evet, sütümüz taştı. Demek ki bu nedir? Bereket. Göz var, berekettir. Nazara geldik sevgili izleyicimiz. İnşallah siz bize dua gönderirsiniz. Bunların da hepsi çözülür. Bu arada sütün taşırmamak için yeni bir taş çıkmış. Aslında taş da değil bu. Cam bir alayım obje. Hocam şurayı bir alayım. Tamam. Cam bir obje. Şuraya koyabilirsiniz ama. Ön tarafa bırakabilirsiniz. Tamam. Bu objeyi sütün kaynatmadan önce tencerenin içerisine bırakıyorsunuz. Süt taşı diye de satılıyor. İnternetlerde de var. Eğer evimde süt pişireceğim ve mayalayacağım, yoğurt yapacağım diyorsanız bunu temin edebilirsiniz. Küçücük bir cam taş sütün alt kısmına bırakıyorsunuz. Dolayısıyla taşmıyor. Bu da güzel bir çözüm olmuş. Pilavımıza da bir bakalım. Bu pilav çok çabuk suyunu çekiyor mu? Çeker. Yani evet, bulgur ve buğday karışımı olduğu için geç pişme evet, gibi bir durum söz konusu mu? Yani bulgur pilavından bir hani 5-10 dakika biraz daha geç fazla pişebiliyor. Evet. Ama yine de çabuk oluyor. Şöyle bırakalım. Süt aynı zamanda ocağınızı temizlerken çıkmıyorsa sevgili izleyicilerimiz ne yapacaksınız? Mutlaka tuz serpin. Süt lekesini tuz çok güzel çıkarıyor. Ben şimdi direkt aldım. Mümkünse o evdeki kokuyu almak için de tuz serpmenizi tavsiye ediyorum lekeleri çıkarmak için. Hemen bir deterjana sarılmak yerine hemen kaynamış olan, taşmış olan sütün bölümüne tuz dökebilirsiniz. Evet hocam, malhatamızı da pişirdik. Onun da evet, sunumunu yapalım mı yavaş yavaş? Bunu taşıyacak yine sütümüz imdat. Onu artık buluşturalım bence. Evet, aynen. Onu buluşturalım. Aynen. Daha sabrı yok. O diyor ki artık beni fırına gönderin. Daha evet, fazla bekletmeyin. Evet. Şöyle bir kaşık vereyim ben size ya da bir çatalla. Tamam. Nişasta biraz çözelim. Nişastamızı kasemizin evet, içerisinde çözebilirsiniz. Soğuk suyla mı çözelim? Çok az bir soğuk su alalım. Yeterli. Yeterli. Tamam. Ocağımızın altında iyice evet, kıstım ben. Bir kaşık alabilirim. Buyurun hocam. Kaşığımız, çatalımız burada. Şöyle bir çorba kaşığı dolusu yeterli. Şekerimizi artık ekleyelim mi? Şekeri ne dersiniz? De evet, ilave edelim. Şöyle şekerimizin de hepsini sütlacımızın içerisine döküyoruz. Fırın sütlacımız olacak sevgili izleyicilerimiz. İnşallah bu tür nazar olayları sık sık olabilir. Mutfak rahatımıza evet, bakacağız. Olabilir. Büyütmeye gerek yok.
Hemen sütümüzün içerisine şekerimizi koyduk. Güzelce evet. karıştırıyoruz çünkü artık süt kaynadı, hatta birkaç defa kaynadı ve şeker daha hızlı eriyecektir. Dolayısıyla biz en başta şekeri koymadık. Biraz daha sütün pirincin açılması kaynamasını için. Ve pirincin evet. açılmasını, şekeri daha iyi çeker evet, böylece. Kaynayan sütlacımızın suyundan şöyle biraz alıyoruz. Şöyle bir kaynaştırma yapıyorsunuz. Evet. Birden aktarırsak katılaşır içinde. Karıştırıyorum hocam. Siz yavaş tamam. yavaş ekleyin. Bir yemek kaşığı nişastayı önce çok az, bir yemek kaşığı kadar suyla açtık. Ardından birazcık sütlacımızın sıcak sütünden içerisine ekleyerek şimdi buluşturduk ve güzelce karıştırıyoruz. Evet. Burada kireç biraz kaplarımızı alacağız. Evet. Üzerine de yumurta sarısı süreceğiz. Sonra fırına mı vereceğiz? Sonra da fırına, evet. Evet, Ramazanların en lezzetli tatlılarından bir tanesi fırın sütlaçta. Bu şekilde hazırlanmış olacak. Hiç de zor değil. Bakın ne kadar basit, ne kadar kolaymış. Yerken lezzeti çok güzel. Evet. Çok severek yiyoruz. Özellikle de dolapta durmuşsa serin serin muhteşem soğukken oluyor. Soğukken de daha güzel oluyor, evet. Hocam ben size bunu emanet edeyim, sütlacımızı. Tamam. Çünkü artık fırından... İzninizle kilis tavamızı, kilis tavamızı çıkarmak istiyorum. Evet. Evet, muhteşem bir şekilde pişmiş. Kilis tavamız hazır. Şöyle koyalım. İnşallah hep beraber ana yemeğimiz olan kilis tavamız pişti sevgili izleyicilerimiz. Malpıtamızın da servisini yapayım bu arada. Tamam, evet, bir kaseye alalım. Malpıtamız da pişti. Biraz daha tereyağı atalım. Başka hangi yemekleri biliyorsunuz? En çok yaptığınız yemekler nelerdir Antep tarafından ya da kilisten? Soğan kebabımız var. O da gene böyle fırında oluyor. Çok güzel oluyor. Hı-hı. Patlıcan kebabımız var. Patlıcan kebabı, evet. Soğan kebabı. Analı kızlı. İçli köftenin hamurundan oluyor. O kalan kızı hamuru mu kullanıyorlar? Evet, kalan hamuru. Küçük minik içli köfteler oluyor, yuvarlak içinde. Peki neden Antep analı kızlı demişler? Neden? Annesi büyük olan, kıymalı olan, kızlı da küçük olan. Birlikte mi yapmışlar bu yemeği? Evet, birlikte yapıldığı için anne kız öyle isim vermişler. Muhtemelen iyi yapmış. Annesi de en azından kızını mutfağa alıştırıyormuş yavaş evet. yavaş. Öyle değil mi Fatma Hanımcığım? Evet. Şöyle hı-hı. koyalım. Siz de yine aynı şekilde annenizden örnek almışsınız evet. bu şekilde. Evet. Ve büyük dedeniz de yine aşçıymış. Evet, aşçı dedemiz de evet. Maşallah onlar da dolayısıyla örnek olmuşlar. Çok da iyi yapmışlar. Çorbamızı pişirdik, servisimizi yaptık ve kaldırdık. Fırın sütlacımızı da kapları alırız. Artık alabilir miyiz? Evet, alabiliriz onu da. Şöyle bir miktar daha pişirelim, hemen onu da kaplarımızı alalım. De bu suyunu çekiyor. Bir 3-5 dakika burada hazır oluyor. Evet, çok çabuk pişti. Benim zannettiğim evet. gibi böyle yo, yo, yo. Çok uzun da bir süre almadı yani. Yo. Firik pilavımız oldukça evet. kolay pişti. Evet. Adını duymamış olabilirsiniz ama lezzeti muhteşem. Çok da basit, çok da kolay bir pilavımız oldu sevgili izleyicilerimiz. Çok az daha pişecek. Ondan sonra dilerseniz ne yapabilirsiniz? Daha önceden hazırlarsınız. Haşlanmış, dinlendiririz evet, değil mi? Dinlendireceğiz biraz. Bir 5-10 dakika dinlenecek. Ondan sonra üzerine haşladığımız etlerimizi koyacağız servis yaparken. Bu şekilde de servisimizi yapacağız. Evet. Bu da inşallah farklı bir artık akşam iftar menüsü olmuş olacak. Hep sıkıldıysanız aynı yemekleri yemekten, artık her gün mercimek çorbası, her gün pilav. Bu sefer de firik pilav olsun inşallah. Sevgili izleyicilerimiz, lezzeti biraz daha değişik. Alalım mı hocam? Evet, alalım. Güveç kaselerimize koyalım. Şöyle buyurun. Kepçemizi de vereyim. Evet.
tepsimizi altına su koyacağız. Fırın tepsimize. Evet. Tepsimiz şöylece hazır. Evet. Altına su koyuyorum. Bildiğimiz soğuk su. Evet, soğuk su ilave ediyoruz. Bir ölçüsü var mı? Yani şurasına kadar gelsin diyor muyuz? O da bu yeterli. Böyle yeterli. Şöyle koyuyorum üzerine. Evet. Güveçlerimizin içerisinde evet. Fırına vermek üzere hazırlamış olduğumuz sütlaçlarımız var sevgili izleyicilerimiz. Suyumuz bu kadar yeterli. Çok az. Sadece evet. Kapların bir nevi altını kaplasın. Alttan yanmasın. Sadece çünkü biz ne istiyoruz? Üzeri kızarsın istiyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı süreceğiz. Evet, şimdi Antep deyince hep baklava aklınıza geliyor biliyorum. Şimdi bu menüyü verdin Fatma Hanım, niye sütlaç verdin? Hani bunun baklavası diyebilirsiniz. Baklava biraz zaman alıcı, biraz uğraştırıcı. Evet, biz uğraştırıcı. De erkekler yapar baklavayı, öyle deriz. Bayanlar yer. Erkekler evet. Yapar. Sizin bayanlar, evet, bizim bayanlar işin şanslı yolunu bayan. Bulmuş. Gerçekten evet, evet. Çok şanslı yani. Antep hanımları maşallah sevgili izleyicilerimiz işin kolayını bulmuş resmen. Bayan usta yoktur, baklava ustası. Yok mudur? Hep erkektir, evet. Bu da farklı. Evet. Normalde ev baklavalarını hep bayanlar yapar ama Antep'te yemiş olduğumuz evet. O baklavalar hep erkek ustalarda. Erkek ustalarda. Evet. Ellerine sağlık diyelim. Onlar evet, da muhteşem yapıyorlar bayanım, gerçekten. Evet, ellerine sağlık hepsinin. Güzel başarı yani. Bu muhteşem bir başarı. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, yine İstanbul'da bu şekilde bir festival oluşturuluyor. Bu festival süresince inşallah ülkemizde bulunan bütün bu kültürel yemeklerimizin hepsinin tescili alınıyor. Bence de alınmalı. Biliyorsunuz ki Yunanistan yemeklerimize sahip çıktı. Özellikle baklavaya baklava, yine evet. Bu şekilde sahip çıktı. Dolayısıyla biz en güçlü değerlerimizden bir tanesi olan yemek kültürümüze mutlaka sahip çıkmalıyız. Bizim kendi has yemeklerimizi, geçmişimizden gelmiş, büyüklerimizden bize kalmış bu hatıraları yine aynı şekilde değerlendirmeli ve mutlaka patentini almalıyız. Evet. Çünkü o bizim özelimiz, bize hatıra, miras. Evet. Şimdi sürebiliyor muyuz yumurta sarısını? Yumurta birazcık sarısını hemen sürelim. Fırça verelim bir tane hocam size. Buyurun. Yumurta içerisine koysak da olur muydu? Üstünde daha iyi oluyor. Fırında kızarıyor. Tabii vaktiniz varsa ne yapacaksınız sevgili izleyicimiz? Biraz bu soğuyacaktı sütlacı, biz şu an. Evet, biraz kaymak olsun şöyle. Üzeri kaymak tutsun. Donması gerekiyor. Bizim vaktimiz kısıtlı olduğu için. Hemen üzerine yumurta sarılarımızı sürdük. Ancak evet. Siz mümkünse ne yapacaksınız? Tamamıyla kaymak tutturduktan sonra üzerine yumurta sarılarını sürün. Fırına verin. Çok kısa bir sürede zaten kızaracaktır ve böylele şöyle yeterli. Götürüyorum fırınımıza. Evet, fırına onu da verin. Evet, bunu da fırınımıza götürüyoruz. Sütlaçlarımız yola çıktı. 1 pilavımız da oldu. Bunu da bir servis tabağına alalım. 1 pilavımız da. Hemen getirelim. Hocam şöyle bir servis tabağımız. Buyurun. Tamam. Pirik pilavımızı koyalım. Altını kapatalım ocakları. Hepsini kapattık. Tamam. Tasarruf tamam. Önemli. Ocaklarımızı kapatalım. Evet. Bir kap ister misiniz böyle çevirmek için? Yoksa direkt mi koyacaksınız? Direkt koyalım. Üstüne de etlerimizi koyacağız. Tamam. Tabii eskiden bunlar genellikle daha metal kaplarda. Bakır. Bakır kaplarda. Evet, sunumu da. Bakır sağlık açısından kötü denilerek, hep kötülenerek dolayısıyla hani biliyorsunuz bir süre sonra içerisinde bir paslanma oluşuyor. Ve sağlığa zararlı, özellikle mide konusunda çok zararlı olduğu söylendi. Bakır da bu arada Antep'te çok fazla evet, yaygın. Bakırcılar Çarşısı. Evet.
Çarşıları dahi var bu şekilde ve çok güzel, sağ olsun, teşekkür ediyorum buradan. Bana da yine bakır işlemeli güzel bir saat göndermişlerdi Antep'ten. Arkadaşlarımıza teşekkürümüzü sunuyoruz ama unutmayalım, bakır gerçekten yine bizim kültürümüz ve oldukça önemli durumlardan bir tanesi. Haşlanmış etlerimizi de pirinç pilavının üstüne vereyim hocam ben size. Tamam, buyurun. Teşekkür ederim. Pirik pilavımız bitti. Haşladığımız etlerimiz üzerinde yerini alıyor. Üzerine gene bol karabiber serpilelim. Bu kadar. Pirik pilavımız da hazır. Evet, pirik pilavımız da hazır oldu. İnşallah sevgili izleyicilerimiz, sütlaçlarımız da pişecek. Hep birlikte soframızı kurmuş olacağız. Efendim, yemeklerimizi hazırladık. Ne vardı? Sütlacımız vardı. Sütlacımız da pişti. Son tatlımız. Orada hemen soframızdaki yerine aldırtalım. Şöyle Fatma Ustam, sütlacımız da muhteşem oldu. Pirik pilavımız da gerçekten çok güzel görünüyor. Yani hem böyle iştah açıcı, evet, hem göz lezzetli, doyurucu, hem lezzetli. Hem de ne diyeyim, böyle biraz is kokusu var. Evet. O... Yani köz yemeklerini sevenler için, közde pişmiş yemekleri sevenler için oldukça güzel oldu. Dolayısıyla ne yapsınlar? Çok tercih etsinler. Yöresel ürünler bulunan yerlerden yine bu şekilde firik siz de kendinize, evinize bulundurabilirsiniz ve yemeğimizi birebir evinizde yapabilirsiniz. Hatta firik pilavını yaparken kemikli et kullanırlarsa... Tabii kemikli et olursa daha lezzetli olur. Hani etle nohut önce pişer, öyle de daha lezzetli, böyle de güzel oluyor. Evet, çok zorlamaya da gerek yok. Evet. Kuşbaşı her elinizde yerde var. Evet. İmkanlara göre davransınlar. Evet, davranabilirler. Bu arada çorbamızı merak ediyor sevgili izleyicimiz. Çorbamızı nasıl yaptık? Kısaca bir anlatabilir miyiz? Ekşili malkıtamızı. Mercimeği haşladık pişme derecesine gelene kadar. Evet. Patates koymuştuk içine. Patates de pişmesine yakın rendelenmiş sarımsağımız vardı. Hı hı. Onu kattık. Limon suyunu. Evet. Onlar iyice piştikten sonra tavada zeytinyağında sarımsağı kızarana kadar pişirdik. Ondan sonra pul biber ve kuru nanesini ilave ettik. Evet. Üzerine döktük çorbamızı, mercimek çorbamızı. Bu şekilde lezzetli mi? Lezzetli bir çorbamız oldu. Ekşili malhata. Hatta ekşilik katmak istiyorsanız şu an tam zamanı, her yerde semizotu var. Biraz üzerine parça parça semizotu da yine ekleyebilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz, biraz daha yerken şöyle çıtır çıtır semizotunun da lezzeti, ekşiliği birbirine olunca daha güzel oluyor. Evet. Ekşiliğini biz nereden verdik? Limon suyuyla tamamladık bugün. Sarımsaklarını çok fazla koyduk. Limon suyunu da yine aynı oranda, yaklaşık yarım çay bardağı kadar limon suyu içerisine ilave ettik sevgili izleyicilerimiz. Dolayısıyla ne oldu? Ekşili malhatamızın lezzeti tamamlanmış oldu. Kilis tavamız da yine aynı şekilde muhteşem görünüyor. Bu arada salatamızdan yine bahsedelim. Maş salatası. Maş salatasının içinde de maş fasulyemiz var tabii, evet, ki adından anlaşılacağı gibi. Salatalığımız var, kırmızı biber, biber, yeşil biber, maydanoz, taze soğan, bol yeşillikli, isterseniz içine taze nane olabilir. Ekleyebilirler. Evet. Maydanoz eklersiniz. Evet. Ben kuru nane koydum içine biraz da lezzet katsın diye. Evet, zeytinyağı, tuz, limon suyu. Ve salatamız bu kadar kolay. Evet. Hiç de zor değil. Anlatırken bile saniyelerimizi almadı. Yapımı da o kadar kolay sürdü. Çok teşekkür ediyoruz Fatma ustamıza. Ellerinize size sağlık. Hanım ustalarımızı böyle gördükçe teşekkür biz mutlu ederim. Oluyoruz. Sağ olun. Siz Rabbim de konuk ettiğiniz için teşekkür başarılarınızı ederim. Daim etsin. Bu arada sağ olun, İstanbul Şefler platformu da var. Evet. Platformumuzun da yine aynı şekilde başarıları daim olsun. İnşallah projeden projeye koşan, önü çok açık bir platform olur diyoruz. İnşallah. Amacımız o, arkadaşlarımızla birlikte. Evet. Hep beraber. Hep bu beraber. İş nasıl oluyor? Birlik ve beraberlikle beraber oluyor. Sevgili izleyicilerimiz, inşallah toplum olarak ne olacağız? Yine bu şekilde hep bir araya gelecek. Bizi bu platformlar toplayacak ve biz başarıya birlikte, birliktelikle koşacağız, evet, inşallah.
Evet sevgili izleyicimiz, Akit TV ekranlarında maalesef ki bugün de bize ayrılan süremizin sonuna geldik. İftar da yaklaşıyor. Soframızı biz bu şekilde hazırladık. Bakın birçok malzeme sizin de evinizde bulunuyor. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Siz de bu yemekleri inşallah akşam sofralarınıza tercih edebilirsiniz. Hepsini çok da kısa bir süre içerisinde yapabilirsiniz. Evet efendim, hafta içi ve hafta sonu cumartesi günleri sizlerle birlikte Akit TV ekranlarında buluşmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı, sıhhatli kalın efendim. Hayırlı iftarlar.